Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu madde döngüleri olacak. Gençler biliyorsunuz ki madde döngüleri ekosistemin olmazsa olmazı. Ekosistemlerde bulunan maddeleri döngüsel halde kullanıyoruz. Yoksa maddelerin sonu gelir. Haliyle ekosistemlerin ve dünyanın da sonu gelirdi. Madde döngüleri dediğimiz zaman tabii ki her maddenin döngüsünü öğrenmeyeceğiz. Gençler bizim öğreneceğimiz hangi kısım olacak? Su döngüsünden bahsedeceğiz gideceğiz. İlkokuldan beri anlatıyorlar. O kısım biraz kolay olacak. Arkasından karbon döngüsü ve azot döngüsü dediğimiz kısımlardan bahsedeceğiz. Buraları bitirdik mi? Ekosistem ekolojisinin sonuna geldik. Güncel çevre sorunları kısmına geçeceğiz. Sayfa 160'tan başlıyorsunuz. Sıfırdan onayı açıyorsunuz. Madde döngüleriyle ilgili tara geç kısmını da çözüyorsunuz. Yani sayfa 167'ye kadar bu dersi bitirdiğimizde çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona biyolojiden. 10 Dinamo'da da aynı şey geçerli. Hemen açıyorsunuz su döngüsünü, sayfa 152, karbon döngüsünü, azot döngüsünü çözüyorsunuz. Buradaki tarama testlerini de çözüp ekosistem ekolojisinin sonuna geliyorsunuz. Sayfa 158'e kadar 10 Dinamo'dan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Güncel çevre sorunlarına geçmeden önce ekosistem ekolojisini temiz bir şekilde bitirelim. Biliyorsunuz 11. sınıfta da komünite ve popülasyon ekolojisi var. Aslında burada öğrendiğimiz kavramların biraz daha ileri seviyesini öğreneceğiz. O yüzden bu ünite bizim için çok çok önemli. Hazırsanız, yazlığın arkanıza başlayalım. Bugünkü dersimizde tabii ki madde döngüsü ne demek? Neden ekosistemlerde maddeleri döngüsel halde kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Azot döngüsü, karbon döngüsü ve su döngüsü konumuz olacak gençler. Bir tık azot döngüsünde zorlandığınızı biliyorum. Orayı da zaten şekilli üstünde dura dura soru kalıplarında şu şekilde çıkar diye diye anlatmış olacağım. Madde döngüleri dediğimiz zaman ekosistem neydi? Sınırları belli bir alandaki canlı ve cansızların tamamına birden ekosistem ismini veriyorduk. Yani komünite artı abiyotik faktörler diyebiliyorduk. O zaman ekosistemde canlı ve cansız bileşenler bir arada bulunuyor. Bu canlı ve cansız bileşenler de tabii ki birbirleriyle devamlı etkileşim halinde olacaklar. Sürekli bir döngü meydana gelecek. Doğada yaşamın devam edebilmesi için azot gibi, karbon gibi, su gibi, oksijen, kükürt fosfor gibi maddeler döngüsel olarak kullanılacak. Biz konuda su, karbon ve azot döngüsünden bahsedeceğiz. Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alacak, kullanacak, sonra bir şekilde o ortama geri verecek. Maddelerin ekosistem içindeki dolaşımına da madde döngüsü ismini vereceğiz. Mesela <laughs> Biz öldüğümüz zaman bana baktığında karbonhidrat yağ ve proteinden meydana geliyorum. Yani aslında bir sürü organik atık meydana gelecek. Bu organik atıkları kim gelip parçalayacak? Ayrıştırıcı canlılar. Ayrıştırıcı canlılar organik maddeleri in organik maddelere dönüştürecek inorganik maddeleri de ototrof yani çoğunlukla bitkiler organik maddelere dönüştürecek mezarlıklara baktığınız zaman aşırı derecede yeşil alanlardır çünkü mezarlık dediğin alanlarda inorganik madde miktarı fazla Haliyle üretici canlılar buralarda çok rahat bir şekilde inorganik madde ihtiyacını karşılıyor ve böylelikle fazla sayıda bulunabiliyor. Dünyadaki işte ilk canlıdan bugüne kadar düşünürsen, eğer organik maddeler parçalanmamış olsaydı herhalde bize adım atacak hiçbir alan kalmazdı. Üretici canlılar da inorganik maddelerini bulamazdı diyeyim gençler. Azot döngüsüyle başlayacağız. Aslında en uzun azot döngüsüdür. Bir tık karıştırılan kısımda azot döngüsüdür. Biliyorsunuz atmosferde e, gazlar var. Bunlardan yüzde yetmiş sekizi de azot gazı. Maalesef ki yaptığımız zaman havada bulunan serbest azottan yararlanamıyoruz. Ne yapıyoruz? Azot ihtiyacımızı bitkiler topraktan karşılıyor. Biz de bitkileri yediğimiz zaman bitkilerden karşılıyoruz. Havadaki azotu kullanabilen sadece bir tane özel bakteriden bahsedeceğiz. O ne yapacak? Havadaki azotu yakalayıp bitkiye verecek. Bitkiden ben yiyip alacağım. Ben de öldüğüm zaman toprakta tekrar azot olacak. Topraktaki azotu yine bitkiler alacak. Böylelikle azot atmosfer, toprak, canlı arasında devamlı olarak döngüsel olarak hareket edecek gençler. Bu azotun döngüsel hareketine de tabii ki azot döngüsü ismini vereceğiz. Bitkiler atmosferde bulunan azot gazından doğrudan yararlanamıyorlar. Bitkilerin azot ihtiyacını karşılayabilmesi için topraktan alması lazım. Toprakta da bu azotun amonyum veya nitrat şeklinde bulunması gerekiyor. Canlılar tarafından azotun kullanılabilir hale dönüştürülmesine azot fiksasyonu ismini vereceğiz. Toprakta ya da baklagillerin köklerinin nodüllerinde Azot bağlayıcı bakteriler bulunacak. Bunlar havanın azotunu alacak, amonyak veya amonyuma dönüştürecek, bir canlı tarafından kullanılabilir forma dönüştürüldüğü için buna biyotik fiksasyon ismi veriliyor veya şöyle bir durumda söz konusu oluyor Atmosferdeki azot gazı Yıldırım düştüğünde Şimşek çaktığında amonya veya nitrata dönüşüp toprağa bağlanabiliyor Burada bir canlı faktör söz konusu olmadı O yüzden buna da a biyotik fiksasyon ismini veriyoruz. Biyoloji, biyo canlı demekti. Biyotik fiksasyon yani canlı tarafından yapıldı. Abiyotik fiksasyon dediğimiz zaman da cansızlar tarafından aslında azotun toprağa bağlanmasından bahsediyoruz. Toprakta bulunan amonyak burada yaşayan bazı kemosentetik bakteriler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürülecek. Bu olaya da nitrifikasyon ismini vereceğiz. Buranın çok üstünde durup tekrar tekrar anlatacağım gençler. Öncelikle olarak tabii ki bazı söylemek istediklerim var. Sonra Bitki ve hayvanların atıkları ya da cesetleri ayrıştırıcılar sayesinde tekrar toprağa geri dönebiliyor, bakteriler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürülebiliyor. Bazen özel bir durum da söz konusu oluyor. Toprakta bulunan bazı bakteriler nitrit ya da nitratı yeniden atmosfere verebiliyor tam tersi oldu. Topraktaki azot miktarının artmasına ne demiştik? Nitrifikasyon ismini vermiştik. Topraktaki azot atmosfere döndüğüne göre bu bakteriler tarafından bu olaya da denitrifikasyon ismini vereceğiz. Bu olayı gerçekleştiren bakterilere de denitrifikasyon bakterileri ismini veriyoruz. Fosil yakıtların yakılması ve egzoz gazından çıkan gazlar atmosferdeki azotlu bileşik miktarını arttırmış oluyor. Şimdi benimle birlikte elimi takip ediyorsunuz. Atmosferde azot gazı var hem de bayağı yüksek bir miktarda yüzde 78 oranında. Maalesef ki bitkiler hayvanlar Atmosferdeki azottan doğrudan yararlanamıyorlar. Ne oluyor? Şimşek çakıyor. Mesela şimşek veya yıldırım düştüğü zaman bu azot toprağa bağlanıyor. Neye dönüştü? Topraktaki azota dönüştü. Veya ne dedim? Özel bazı bakteriler var. Hangi bakteriler ismini bileceksin. Rizobium bakterileri dediğimiz bakteriler var. Bu bakteriler atmosferdeki serbest azotu yakalayıp baklagillere verebiliyorlar. Baklagillerin kökünde yaşıyor bunlar. Hatta baklagillerin kökünde yaşadıkları zaman baklagillerin kökü şöyle yumru yumru oluyor. O yumrulara da nodül ismi veriliyor. Baktığın zaman baklagil üretici bir canlıdır. Ben baklagili yediğim zaman ne yapmış oldum azotu vücuduma almış oldum yani heterotrof canlıların vücuduna azot geçmiş oldu veya topraktan bunu kimler alabilecek üretici canlılar genel olarak ototroflar diyeyim ototrofları yine heterotroflar yiyecek böylelikle canlıların vücudunda azot oldu Baklagil de ototrof bir canlıdır. Baklagil de ölür. Heterotrof canlı da ölür. Topraktan azotu alan diğer ototrof canlı da ölür. Herkes öldüğü zaman bu neye dönüşecek? Ölü organizmaların vücudundaki azota dönüşmüş olacak. Şimdi devreye kim girsin? Hocam ölüleri parçalayan, ayrıştırıcı dediğimiz, saprofit dediğimiz, çürükçül dediğimiz canlılar girsin. Bunlar ölü organizmaları parçalayacak ya da organik atıkları parçalayacaklar. Ne oluşturacaklar? Amonyak oluşturacaklar. Amonyak neydi? NH3. Artık topraktaki azot miktarı arttı ama amonyak topraktaki kullanılabilir azot formu değil amonya gelecek Nitrit bakterisi dediğimiz bakteriler neye çevirecekler? NO2'ye yani nitrite çevirecekler. Sonra devreye nitrat bakterileri dediğimiz bakteriler girecek. Bunu neye çevirecekler? NO3'e yani nitrata çevirecekler. NO3 de aslında topraktaki kullanılabilir azottur. Bu topraktaki nitrat formunu mesela bitkiler doğrudan kullanabilecek. Topraktaki azot miktarını arttıran bu olaya nitrifikasyon ismini veriyoruz. Bizim bir de özel bakterilerimiz varmış. Topraktaki azotu atmosfere verebiliyormuş. Topraktaki azotu atmosfere verebilen bu özel bakterilere ise de nitrifikasyon bakterileri ismini vereceğiz. Şu yazdığım kısım özellikle sorularda karşımıza çıkacak. Burada yer alan canlıların genel özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor gençler. Orayı da bir tık uzatarak tekrardan size göstermiş olacağım. Hemen devam edeyim şuradaki şekil üstünden de tekrar hatırlatmış olayım. Atmosferde belli bir oranda ne var? Azot gazı var. Bu azot gazı rizobium bakterileri tarafından yakalanıp kime verilebiliyormuş? Baklagillere. Baklagil ototrof bir canlıdır. Onu kimyede heterotroflar. Veya ne olabiliyor? Yıldırım, şimşek gibi hava olayları sayesinde toprağa azot bağlanabiliyor. Bunu da kim aldı topraktan? Ototrof üretici canlılar. Baklagilde heterotrof canlı da ototrof canlı da ölür. Ölü organizmaların veya organik atıkların yapısındaki azota dönüştü. Devreye saprofit ayrıştırıcı çürükçül canlılar girdi. Bunu neye çevirdiler? NH3'e yani amonya. Amonya nitrit bakterileri nitrite, nitrat bakterileri de nitrata dönüştürdü. Topraktaki azot miktarını arttıran bu olaya nitrifikasyon dedim. Tam tersi de olabiliyor. Topraktaki azotu atmosfere verebilen özel bakteriler var. Onlara da denitrifikasyon bakterisi ismi veriliyor. Yani şurayı toplayacak olursak Ölü organizmalarımız var sorular nasıl gelir hemen göstereyim. Ölü organizmalarımız veya organik atıklarımız var. Ölü organizmaları diyecek ki X canlısı geldi parçaladı neye çevirdi NH3 amonya çevirdi. Sonra bizim nitrit bakterisi dediğimiz veya soruda Y canlısı dedi. NO 2'ye çevirdi. Son bu NO 2'de nitrat bakterileri soruda Z dedi. NO 3'e çevirdi o 3'ü de kim aldı? Ototrof canlılar yapısına kattı. X, Y, Z ile gösterdiği canlıların genel özelliklerini sorabilir. <laughs> X ile gösterdiğimiz canlı ayrıştırıcı bir canlıydı. Saprofit çürükçül bir canlıydı. Ayrıştırıcı bu canlı bakteri olabilir. Mantar olabilir. Cıvık mantar olabilir. O zaman buradaki canlı prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Ne bileyim ben. Bakteri ise prokaryottur, mantarsa ökaryottur. Ya da tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Ne bileyim ben. Y ve Z canlılarına geldiğimiz zaman ise bunlar prokaryot hücre yapısına sahip bakterilerdir. Çünkü nitrit bakterisi ve nitrat bakterisi olarak isimlendiriyoruz. Hem de bunlar kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir. Bunlar ototrof beslenme özelliğine sahiptir. Ototrof ne demekte? kendi besini kendi üreten canlılara, üretici canlılara ototrof canlılar diyorduk. Ototroflar da bu olayı iki şekilde yapabiliyordu. Birincisi fotosentez, ikincisi kemosentezdi. Fotosentezde ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyorlardı. Kemosentezde ise kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyorlardı. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir diyeyim. Azot döngüsünden sonra sırada ne var? Karbon döngüsü dediğimiz döngümüz var. Şimdi tüm canlılar da tabii ki karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden meydana geliyor. Mesela kendini düşün. Karbonhidrat, yağ ve proteinden meydana geliyorsun. Karbonhidrat C H O, yağ C O, proteinler C O N. Yani her şeyin yapısında karbon var. Canlıların temel yapısını oluşturan karbonun kaynağı da atmosferde karbondioksit gazı, suda karbondioksit gazı veya bikarbonat iyonları. Karalarda ise kömür, doğalgaz, petrol, küreç taşı karbon içeren bileşiklerdir. Ama düşündüğümüz zaman genel anlamda canlıların en önemli karbon kaynağı tabii ki atmosferde bulunan karbondioksit gazıdır. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit de var. Atmosferdeki karbondioksiti sadece kimler yapısına katabiliyor? Ototrof canlılar. Yani fotosentez veya kemosentez tepkimeleri sonucunda atmosferdeki karbondioksit yapıya katılabiliyor. Başka atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan bir olayımız yok gençler. Fotosentez gerçekleştiği zaman karbondioksit atmosferden alınacak. Glikoz, yağ, amino asit yani besinler sentezlenecek. Bu atmosferden alınan karbondioksitin yapısındaki C besinlerin yapısına katılacak. Hatta şöyle de göstermiş olayım. Fotosentez tepkimelerini hatırla. Bitkiler ne yapacaklar? Karbondioksitle suyu tepkimeye sokacaklar. Mesela buradan C6H12O6 yani glikoz sentezleyecekler. Aynı zamanda da atmosfere oksijen verecekler atmosferdeki aldıkları karbon neyin yapısındaki karbona dönüşecek besinin yapısındaki yani bitkiler fotosentez yapan canlılar veya kemosentez yapan canlılar atmosferden karbondioksite alacak onun yapısındaki C'yi besinin yapısına katacak ben de bitkiyi yediğim zaman mesela bitkiden glikoz ihtiyacımı karşıladığım zaman aslında karbon ihtiyacımı da karşılamış olacağım gençler. Bitkiler aldığı karbonun bir kısmını tabii ki yaptığında solunum yoluyla atmosfere geri verecekler. Dokularında kalan karbon ise tabii ki besin zinciri yoluyla onu yiyen diğer canlıya, onu yiyen diğer canlıya, onu yiyen diğer canlıya, yiyen diğer canlıya geçmiş olacak. Her canlı da oksijenli solunum yaptığında atmosfere karbondioksit verecek. Bitki ve hayvan atıkları, cesetleri toprakta ayrıştırıcılar tarafından parçalanabiliyor. Bunlar ayrıştırıcılar tarafından parçalandığında da atmosfere belli bir oranda karbondioksit gazı veriliyor. Bitki ve hayvan fosillerinin toprak altında çok uzun süre kalmasıyla da fosil yakıtlar meydana gelecek. Mesela kömür gibi, mesela petrol gibi yakıtlar oluşacak. Ben kömürü yaktığımda, petrolü yaktığımda atmosfere tekrardan karbon vermiş olacağım. Ama tabii ki bu kömür gibi, petrol gibi yakıtların oluşması çok uzun yıllar alıyor. Ama kullanım hızımıza baktığımız zaman oluşum hızından çok daha yüksek bir hızda tüketiyoruz. Bu da gelecekte şimdi kullandığımız enerji kaynaklarının tükeneceğini o zaman bu seferde bizim alternatif enerji kaynakları aramak zorunda kalacağımızı gösteriyor. Sucul ekosistemlerde karbon içeren gazlar difüzyonla su yüzeyiyle atmosfer arasında tabii ki hareket edecek. Sucul ortamdaki üretici ve tüketiciler aynı kara ortamındaki gibi karbon döngüsünde rol oynayacak. Buradaki canlılar öldüklerinde suda ayrışacak, kalıntıları suyun dibine çökecek, uzun yıllar içerisinde de suyun dibindeki kireç taşı dediğimiz taşların o kayaların oluşmasına neden olacak. Karaların jeolojik hareketiyle kireç taşları havayla temas ettiğinde aşınacak. Böylelikle atmosfere yine karbon verilmiş olacak. Ama çok yavaş bir döngüden bahsediyoruz. Öyle bizim solunumumuzla atmosfere vermemiz gibi değil. Hemen şekil üstünden de göstereyim gençler. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Hatta şöyle yazayım. Atmosferde yaklaşık olarak %78 oranında alanında azot gazı var. Görünmüyor. Şöyle yapayım. Atmosferde azot 78 oranında. Sonra oksijene baktığım zaman 21 oranında. Kaç yaptı? 99. Yüzde bir de diğer gazlar. Bu diğer gazlardan karbondioksit de 003 oranında. Bu 003 oranı 004'e yaklaştığı için Küresel ısınma, iklim değişikliği atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasından bahsediyoruz. Rakamın 0.03 olması değersiz olduğu anlamına gelmez gençler. Demek ki her şeyin olması gereken bir sınırı var. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var karbondioksit fotosentez veya ne olabilirmiş kemosentez tepkimeleri sonucunda kimin yapısına geçebiliyor üretici canlıların yapısına geçebiliyor üretici canlılar ne yaptı tüketiciler tarafından yendi üreticiler veya tüketiciler her bir yaptığında atmosfere tekrardan neyi vermiş oldu karbondioksiti vermiş oldu veya devreye ne girebilir? Üreticiler de ölür, tüketiciler de ölür. Ölü organizmalara, organik atıklara dönüştük. Ayrıştırıcılar gelip parçalayacak. Ayrıştırıcılar parçaladığı zaman yine o canlıların yaptığı solunumla da atmosfere karbondioksit verilebilir. Veya ölü organizmalar, organik atıklar fosilleşebilir kireç taşlarına dönüşebilir. Fosilleşti, petrole, kömüre, doğalgaza dönüştü. Ben onu yaktığım zaman atmosfere karbondioksit verdim. Veya kireç taşları jeolojik hareketlerle havaya temas ettiğinde yine atmosfere karbon verilmiş oluyor. Geldim en kolayı da yani su döngüsüne. Yeryüzünde suların buharlaşması neyin oluşmasını sağlayacak? Bulutları oluşturacak. Sonra bulutlardan da yağmur halinde su yer küreye düşecek. Bu olaya da su döngüsü ismini vereceğiz. Su olmazsa olmazımızdır. Tüm canlıların vücudunda mutlaka en fazla oranda su bulunuyor. Bilmem ne gezegeninde su varsa orada da yaşayabiliriz diyoruz ya. Olmazsa olmazımız olduğu için. Su döngüsü devamlı olarak dünya yüzeyiyle hava arasında suyun sıvı halden gaz haline geçmesi olayıdır. Tabii ki bazen suyun katı hale geçmesi, buz halinde dolu şeklinde yağması da söz konusu oluyor. Güneş enerjisi sayesinde yeryüzündeki sular ısınacak ısınınca ne yaptı buharlaştı atmosfere gitti atmosferdeki suyun yüzde doksanı okyanuslar denizler göller ve nehirler yoluyla sağlanırken yaklaşık yüzde onluk bir kısmı da bitkilerin terlemesiyle gerçekleşiyor bu yolla sağlanıyor. Buharlaşma da su döngüsünü tabii ki başlatacak. Yoğunlaşma, daha doğrusu yoğuşma, havadaki su buharının sıvı hale dönüşmesidir. Su buharı atmosferin yüksek kesimlerinde soğuk havayla karşılaşınca yoğuşuyor. Kar, yağmur, dolu olarak tabii ki yeryüzüne inmiş oluyor gençler. Çeşitli yağış şekilleriyle toprağa düşen su süzülerek yer altı sularını oluşturacak. Toprağa düşen bu sular nehirler, göller, denizler ve akarsulara karışacak. Fotosentez yapan bitki su ihtiyacını nereden karşılar? Bitkiler her zaman hocam topraktan karşılar. Yani toprakta bulunan suyu bitkiler kökleri yardımıyla alacak. Terleme yaptıkları zaman tekrardan atmosfere geri vermiş olacak. Ya da biz içme yoluyla vücudumuza suyu aldık. Her bir yaptığımız zaman aslında karbondioksitle suyu buhar halinde çıkartıyoruz. Yani atmosfere su buharı veriyoruz. Veya boşaltım yaptığımız zaman sıvı halde kara ekosistemlerine vermiş oluyoruz. Güneş ışınları etkisiyle yeryüzündeki suların buharlaşarak yine atmosfere karışmasıyla döngü tamamlanmış olacak. Atmosferdeki su buharı yoğuşma olayıyla yağış şeklinde ne yaptı? Yer küreye geldi. Yer küreye geldiği zaman deniz, okyanus, nehirlerdeki suları veya yeraltı sularını meydana getirdi. Bu suları canlılar içti. İçtiği zaman canlı vücudundaki sudan bahsediyoruz. Solunum veya terleme yoluyla ne yaptık? Atmosfere biz verdik veya biz bir şey yapmasak bile buharlaşma yoluyla kara ekosistemindeki sular atmosfere verilmiş olacak. Hemen birkaç tane de soru çözelim gençler. Yanda karbon döngüsünün bir kısmı şematize edilmiş. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Ne yapıyor? Ototroflardaki inorganik bileşiklere dönüşüyor. Sonra 1 ve 3 yoluyla da tekrardan atmosfere verilmiş. Bakalım hangisi olmuyor? Bire oksijenli solunum yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Mesela bitkiler oksijenli solunum yaptıkları zaman atmosfere bizim gibi karbondioksit gazı verecekler. 2'ye fotosentezler fotosentez yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Atmosferdeki karbondioksit fotosentez veya kemosentez yoluyla üretici canlılar tarafından alınabiliyor. O zaman fotosentez veya kemosentezi yazdık. Hemen üçüye bakıyorum. Yanmayla olur mu? Ne yaptım? Petrolü, doğalgazı, kömürü yaktığım zaman atmosfere karbondioksit verebiliyorum, karbon verebiliyorum. Laktik asit fermantasyonu. Bu karbondioksit çıkışının olmadığı bir fermantasyondur. Zaten kalanları çok iyi bildiğimiz için laktik asit fermantasyonunu işaretleyebilirsiniz. Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir. Bir ve dördüncü canlılar bitki verimliliğini arttırır. Şimdi birinci canlıya bakıyorum. Atmosferdeki azotu azotlu inorganik bileşikler halinde alıyormuş. Birinci canlıyı düşündüğümüz zaman atmosferdeki azotu toprağa bağladığına göre Bitkiler için iyidir diyeceğiz. Dördüncü canlıya da baktığımız zaman NO3 ne yapmış? Atmosfere vermiş. Yani dördüncü canlımız denitrifikasyon bakterisidir. Topraktaki azotu atmosfere verdiği için bitki verimliliği için iyi değil. Biri eledim. İkinci ve üçüncü canlılar kemosentez yapar. Bakıyorum azotlu inorganik bileşik dediğimiz mesela amonyağı. Kim yapacak? nitrit bakterisi NO2'ye nitrat bakterisi NO3'e çevirecek. 2 ve 3 nitrifikasyon bakterisidir. Bunlar da kemosentez yapanların en güzel örneği. Beşinci canlı besin zincirinde birincil trofik düzeyde bulunur. Beşinci canlıya baktığımız zaman bitkisel protein hayvansal proteine dönüşmüş. Yani bitkinin hayvan tarafından yenmesinden bahsediyor. Besin zincirine baktığımız zaman en alt basamak birinci ikincil trofik düzey dediğimiz basamaktı. Birincil trofik düzeyde de her zaman üretici canlılar yer alır. Beş numaralı canlı üretici değil ki. Altıncı canlı ökaryot ya da prokaryot hücre yapısına sahip olabilir hayvansal proteinler veya bitkisel proteinler azotlu inorganik bileşiklere dönüştüğüne göre 6 ile gösterilen canlı ayrıştırıcı saprofit canlıdır. Bazı bakteriler bazı mantarlar ve cıvık mantarlar ayrıştırıcıydı. Yani bu canlı prokaryot da olabilir ökaryot da olabilir ne bileyim ben diyeceksin. Cevabında tabii ki 2 ve 4 olacak. Devam ediyorum. Doğadaki su döngüsünün canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri atmosferdeki su miktarını arttırıcı yönde etki eder? Fotosenteze baktığımız zaman karbondioksitle su tepkimeye giriyor. Buradan C6H12O6 artı oksijen sentezleniyor. Yani fotosentez atmosferdeki oksijen pardon su miktarını arttırır diyemeyiz gitti. Oksijenli solunum fotosentezin tam tersi. Ben ne yapıyorum? C6H12O6'yı oksijenle yakıyorum. Buradan karbondioksit ve su buharı çıkartıyorum. Cama huf yaptığımızda kalp çıkabilir çizebiliyoruz ya aslında nefesimizden çıkan su buharından bahsediyoruz. Oksijenli solunumlar tabii ki atmosferdeki su miktarını arttırır. Kimyasal sindirim mesela proteini parçalıyorsun. Proteini parçalayabilmek için proteini ne yapman lazım? Suyla tepkimeye sokman lazım. Buradan amino asitlerin çıkması lazım. Kimyasal sindirim de tabii ki atmosferdeki su miktarını arttırmaz kemosentez içinde fotosentezle aynı mantık geçerlidir. O yüzden cevabımız yalnız 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda nitrifikasyon olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Amonya nitrite dönüştürdüğüne göre bir numaralı canlı bizim için nitrit bakterisi dediğimiz canlıdır. İki numaralı canlı ise nitrat bakterisi dediğimiz canlıdır gençler. Tek hücrelidirler evet bunlar bakteri olduğu için kemosentez yapan canlıların da en güzel örneği olduğu için tek hücrelidir diyebiliriz. Karbondioksit özümlemesi yani karbondioksiti yapıya katma fotosentez ve kemosentez olaylarında görülür. Bu iki bakteri türü de kemosentez yapıyor o zaman karbondioksit özümlemesi yapabiliriz da aldım. Zarlı organel bulundurmaz. Evet bunlar bakteri. Bakteri oldukları için prokaryot hücre yapısına sahipler. Bunlar da zarlı organel bulunmaz. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Verilen azot döngüsünde numaralandırılmış canlılardan hangisi denitrifikasyon bakterisidir? Denitrifikasyon bakterisi ne yapacaktı? topraktaki azotu atmosferdeki azota dönüştürecekti şekle baktım 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı ve 5 numaralı canlımız var. Atmosfere azot gazını veren topraktaki nitratı azot gazına çeviren kim? 5 numaralı canlı. O zaman nitrifikasyon pardon de nitrifikasyon bakterisi burada 5 numarayla gösterilen canlıdır diyeceğiz gençler. Böylelikle dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen özetleyelim, toparlayalım, bitirelim. Maddelerin ne lazım? Canlı ve cansız çevre arasında mutlaka hareket halinde olması lazım. Bu hareket de tabii ki madde döngüsü sayesinde sağlanıyor. Yeryüzündeki suların buharlaşması, bulut oluşturması, yağmur halinde, kar dolu halinde yer küre inmesine su döngüsü ismini verdik. Karbon döngüsünde de atmosferde bulunan karbondioksit gazı çok önemliydi. Fotosentez veya kemosentez yoluyla üretici canlı Yapısına geçiyordu. Üretici canlıları da tüketiciler yediği zaman canlı vücuduna geçiş yapılmış oluyordu. Atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan olaylar, o zaman fotosentez ve kemosentezdir. Oksijenli solunum, yanma olayları tabii ki tam ters yönde etki gösterecek, yani atmosferdeki karbondioksit miktarını arttıracak. Atmosferde azot gazı var. Benim DNA'mda, RNA'mda, proteiniminde, vitaminler. Elimde azot var vücudumda çok fazla derecede azota ihtiyaç var ama atmosferdeki serbest azotu kullanamıyoruz. Ne yapacak bitkiler azot ihtiyacını topraktan karşılayacak ya nitrat halinde alacak ya da amonyum halinde alacak. Atmosferde bulunan serbest azotu bağlayabilen özel bir bakterimiz var. Rizobium bakterisi bunlar havanın serbest azotunu bağlayarak baklagile verebiliyorlardı unutmuyorsun. Bir de şimşek, yıldırım gibi doğa olayları, hava olayları sonucunda atmosferdeki azot toprağa bağlanabiliyordu. Sonuçta ototrof canlıların vücudunda azot olduğu zaman biz de onları yediğimiz zaman vücudumuza azot alıyorduk ölü organizmaları veya organik atıkları ayrıştırıcılar parçaladığı zaman tabii ki azotlu atıkları neye çevirecekler? Amonya. Sonra devreye nitrit ve nitrat bakterileri girecek. Bunlar da önce nitrite sonra nitrata dönüştürecek. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir. Topraktaki amonyağın nitrata dönüşmesi olayına nitrifikasyon ismini veriyoruz. NO2 ve NO3 yapısındaki azot D nitrifikasyon bakterileri tarafından tekrar atmosfere verilebiliyordu. Denitrifikasyon bakterilerinin yaptığı olaya da denitrifikasyon diyorduk gençler. Böylelikle madde döngülerini de tabii ki bitirmiş olduk. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.